Selamun aleyküm. İkram edersen bir bardak çay içerim. Çayımız bitti. Benim de işim var zaten. Ama misafir haneye bereket getirir. Rızkını artırır. Misafire ikram sünnettendir. Ama 3 gün. 3 günden fazla kalırsam kovarsın. Ne istiyorsun? Muhabbet etmeye geldim. Konuşmaya, tanışmaya. Ama böyle ayaküstü olmaz. Otursana. Otur. İsa. Bak oğlunla da konuştum. Olan olmuş bir kere. Bizden uzak olun. Ne haliniz varsa görün. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz dedim. Senle de oğlunla da muhatap olmak istemiyorum. Sen de... Evet. Ben de. Sen de bir daha asla kızıma dokunma. Vay 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 vay. Oğlum da sana benziyor. Ne diyorlar, bir laf var. Ha, atarlı. Ama bizim zamanımızda atar gider yoktu. Bir işi yapacaksak yapardık. Ya, düşmanlarımız da öyle. Beni ilk beşiğimle öldürmeye çalışmışlar. Babamın kanlısı babamı öldürdükten sonra beni alıp duvara fırlatmış. İntikam almayayım diye. E adam haklı. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Daha 3-5 aile vurmuş duvara. Öldü diye çekip gitmiş. Ama ben, bak, ölmemişim. İnatçıyımdır. 8 yaşına geldiğimde babamın intikamını aldım. İlk cinayetim. Dün gibi hatırlıyorum, bayramda. O şerefsiz herif köyün çocuklarına elini öptürüyordu. Evet, Kurban Bayramı. Sonra birden bir ağaçta kurbanlık bir koç gördüm. Kesmişler, asmışlar. Bağırsakları dışarı fırlamış. Hayvanı kesen adam bıçağı saplamış, çekip gitmiş. Bir baktım, kasap bıçağı. Öyle keskin, öyle keskin ki bakanın bile elini keser, o kadar yani. Hemen aldım bıçağı sol elime, sakladım, sıraya girdim. O şerefsiz şekerli leblebi dağıtıyordu köyün çocuklarına. Sıra bana geldi, elini uzattı. Elini öyle bir ısırdım ki böğürdü. Öne doğru eğildi. Tam o sırada bıçağı midesine soktum. O sesi hiç unutmadım. İnsan etine giren bıçak sesi. Ya ağzım dilim kurudu, bir yudum su versenize bana. İhsan. Ya insana bir yudum su bile ikram etmiyorsun. Senden zaten dünür falan olmazmış. Dünür olmazmış zaten senden. Kızına söyle. Bu evlilik olmayacak. Çocuk olmasa zaten ben de... Bak ya, bak ya. Hala konuşuyor. Hala anlamadı değil mi? Hiçbir şey anlamadın anlattıklarımdan. Tabii haklısın. Söz uçar gider. Ama resimler
insanın beynine kazınır. Ne yapsak, ne yapsak? Evet. Senin beynine de bir şey resmetmem lazım. Evet. Ahmet. Gel evladım. Ahmet. 20 yıldır benimle çalışıyor. Evladım gibi severim. Onu tinercilerin, balicilerin elinden ben kurtardım. Allah seni başımızdan eksik etmesin baba. Sağ ol. Sen de sağ ol Ahmet. Ahmet, sol elini uzat oğlum. Kendini buradan vur. Emredersin baba. Aklına kazındı mı şimdi? Kızına söyle. Bu evlilik olmayacak. Hamit her dediğimi yapmaya hazır. Stop.